El Fethur Rabbani vel Feysur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 20. Sohbet Amelsizlik. Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin 21. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Ey şu beldenin insanları! Sizde nifak çoğaldı, ihlas azaldı, amelsiz kuru sözler çoğaldı. Hep lafta kalıyor, söylediklerinizle amel etmiyorsunuz. Ağzınızdan çıkan sözlerle yaşayışınız, fiil ve hareketleriniz birbirini tutmuyor. Dilinizden dökülen sözlerle ayrı bir insan, yaşayışınızla da yine ayrı bir insansınız. İşte bu bir nifaktır, iki yüzlülüktür, iki sözlülüktür. Dilinizden dökülen sözlerle ayrı bir yüze sahipsiniz, fiili yaşayışınızla da yine ayrı bir yüze sahipsiniz. Amelsiz kuru söz hiçbir şeyi düzeltemez, hiçbir şeyi istikamete götüremez. O kurtuluşa vesile olan yolun ortası değildir. Bilakis kişinin aleyhinde bir hüccettir, senettir, delildir, belgedir. Amelsiz kuru söz, kapısız ve istinatsız, dayanaksız bir eve benzer. Amelsiz kuru söz, muhtaç ve yoksullara hiç koklatılmayan bir hazineye benzer. Amelsiz kuru söz, delilsiz, ispatsız, mücerret bir iddiadan ibarettir. Amelsiz kuru söz, ruhsuz bir şekilden, elsiz ayaksız ve güçsüz bir puttan ibarettir. Sizin amellerinizin en büyüğü, ruhsuz bir ceset gibidir. Amellerin ruhu, ihlastır, tevhiddir. İzzet ve celal sahibi, Allah'ın kitabında ve Resulü, sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde sebattır. Gafil olmayın, aldanmayın, halen içinde bulunduğunuz halin aksini yapın. O zaman doğruya isabet edersiniz. Emre itaat edin, boyun eğin, nehilerden de uzak durun. Kadere teslim olun, rızanızla boyun eğin. İnsanların ancak nadir sayıda seçkinleri, kalplerini ünsiyet, müşahede ve Allah'a yakınlık usaresiyle sulayabilirler. Böylece kaderin elemleriyle belalarını hissetmezler. Öyle ki bela günleri geçer gider de onlar bunun farkında bile olmazlar. Üstelik izzet ve celal sahibi Allah'a hamd ederler, şükrederler. Sanki mevcut değillermişçesine İzzet ve celal sahibi Rablerine itiraz etmemeyi gaye edinirler. Musibetler sizin üzerinize yağdığı gibi aynen Allah dostlarının üzerine de yağar. Onlardan kimisi sabreder, tahammül gösterir. Kimisi de musibetlerden ve onlara sabırdan uzak durur, onların farkında bile olmaz. Musibetlerden zarar görmek, imanın zayıflığı ve tıfıllık anlarındadır. Kişi, imanının zayıf olduğu zamanlarda ve tıfıllık çağlarında musibetlerden zarar görür. Musibetlerden zarar görmek, imanın zayıflık ve tıfıllık alametidir. Sabır, imanın gençlik ve rüşt çağlarında olur. Musibetlere sabretmek, imanın gençlik ve rüşt çağlarına erdiğinin alametidir. Kadere gönül rızasıyla boyun eğmek, imanın buluğa erdiği anda olur. Rıza, kişi Allah'a yaklaştığı zaman mümkün olur. O anda kişi, ilmiyle izzet ve celal sahibi Rabbine nazar eder. Gaybet ve yokluğa ermekse, kalbin mevcudiyeti anında mümkündür. Özse, izzet ve celal sahibi Hakk'ın katındadır. Bu son hal, müşahede halidir. Allah ile konuşma halidir. Bu merhalede kişinin batını yok olur, vücudu yok olur, diğer insanlara nispette yok edilir. Ve ancak izzet ve celal sahibi Hakk'ın yanında mevcud olur. O bu merhalede yok edilir, bir eriyişle erir. Sonra izzet ve celal sahibi Allah
Dilerse onu yeniden ihya eder, kuvvete kavuşturur. Şanı yüce olan Allah, onu iade etmeyi murad ettiği zaman iade eder ve dağınıklıklarını toplar, bir araya getirir. Tıpkı dünyada ölmüş ve dağılıp parça parça olmuş insan cesetlerini ahirette toplayıp bir araya getirmesi gibi. İzzet ve Celal sahibi Allah, dünyada ölmüş ve bedenleri paramparça olup çürümüş o insanların kemiklerini, etlerini ve şuurlarını toplayacak. Sonra da onlara ruhları üflemesini İsrafil aleyhisselama emredecek. Yalnız bu şekilde diriltiliş avam mahlukat içindir. Hak erenlerine gelince Allah onları vasıtasız olarak iade eder. İlahi bir bakış onları yok eder. Yine bir ilahi bakışta hayata iade eder. Muhabbetin şartı sevdiğinin yanında senin hiçbir iradenin bulunmaması ve onun haricinde ne dünyayla, ne ahiretle ve ne de mahlukattan bir şeyle meşgul olmamandır. Allah sevgisi her bir insanın ona sahip olduğunu iddia edeceği kadar kolay bir şey değildir. Allah sevgisine sahip bulunduğunu, yani Allah'a muhabbeti olduğunu iddia eden nice kişiler vardır ki muhabbet ondan uzaktır. Yine nice kişiler vardır ki Allah sevgisine sahip oldukları iddiasında bulunmazlar. Halbuki o onların yanındadır. Müslümanlardan hiçbir kimseyi tahkir etmeyiniz. Zira hiç şüphe yok ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ın esrarı tohum saçılır gibi onlara saçılmıştır. Kendi nefsinizde mütevazı olunuz. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın kullarına karşı kibirlenmeyiniz. Gafletten uyanınız. Siz büyük bir gaflet içindesiniz. Sanki hesap vermiş, sıratı geçmiş ve cennetteki derecelerinizi görmüş gibi birer haliniz var. Nedir bu büyük aldanış? Büyük mağrurluk. Hiç şüphe yok ki sizin her biriniz İzzet ve Celal sahibi Allah'a karşı birçok günahlar işlemiştir. Böyle olduğu halde o, bu günahlarını hiç düşünmemekte, onlardan tevbe etmemekte ve unutulduklarını sanmaktadır. Halbuki o günahlar sizin amel defterlerinizde yasılıdır. Hem de tarihleriyle beraber. Onları işleyen de bu günahlar az da olsa, çok da olsa, büyük de olsa, küçük de olsa hesaba çekilir, azaba maruz kalır. Uyanın ey gafiller! Uyanın ey uykudakiler! Uyanın da İzzet ve Celal sahibi Allah'ın rahmetine koşun. Kimin ki günahları ve hataları gittikçe artar ve bunları işlemekte devam eder ve tevbe de etmez, nedamet, pişmanlık duymazsa, sonunda toparlanıp işi tevbe ile bağlamadığı takdirde küfrü isteyerek ölmüş olabilir. Ey ahireti unutup da yalnız dünyayı düşünen, yaratanı unutup da yalnız yaratılanla meşgul olan kişi, senin fakirlikten başka korkun, zenginlikten başka aradığın yok. Yazık sana ki rızık peşinde koşmaktan başka bir tasan yok. Halbuki rızıklar ezelde taksim edilmiştir. Artık ne artar, ne eksilir, ne vaktinden önce gelir, ne de vakti saatinden geriye kalır. Sen, İzzet ve Celal sahibi hakkın, rızıklara kefil olduğunda şüphe ediyorsun. Kısmetin olmayan şeyleri istemekte de hırslısın. Hırsın, alimlerin yanında bulunmaktan ve hayırlara koşmaktan seni alıkoyuyor. Kazancının eksilmesinden ve müşterilerinin azalmasından korkuyorsun. Yazık sana, ey düşüncesiz! Annenin karnındayken seni kim besledi? Sen sadece kendine, diğer insanlara, servetine, paralarına, ticaretine ve bulunduğun bölgenin nüfuzlu insanlarına güveniyor, onlara ümit bağlıyorsun. Senin kendisine güvenip ümit bağladığın her şey senin ilahındır, mabudundur. Kendisinden korktuğun veya kendisine ümit bağladığın her şey senin ilahındır, mabudundur.
İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tamamen unutarak zararında, faydanında, kendisinden geldiğini kabul ettiğin her şey senin ilahındır, mabudundur. Fakat sen kısa bir müddet sonra görürsün. İzzet ve Celal sahibi Allah senin işitme hassanı alır, görme hassanı alır, gücünü kuvvetini alır, malını mülkünü alır, kendisini bırakıp da güvendiğin ve bağlandığın ne varsa hepsini alır. Fanilerle aranı açar. Sana karşı onların kalbine kasvet verir. Onların sana uzanan ellerini tutar. Artık sana yardımları dokunmaz olur. Seni meşgalelerinden koparır. Bütün kapıları yüzüne kapar. Seni o kapıdan bu kapıya koşturur. Ne bir lokma verir, ne bir zerre. Kendisini çağırdığın zaman icabet etmez. Duanı kabul etmez. Bütün bunlar ona şirk koştuğun, ondan başkasına güvendiğin, onun nimetlerini başkasından istediğin ve o nimetleri ona karşı günah işlemekte kullandığın içindir. Bu durum, bu tinetteki insanların çoğunda görmüş olduğum bir haldir. Bilhassa günahkarlar ekseriyetle bu haldedir. Onların içinde son anda toparlanıp tevbe ederek bir daha eski haline dönmeyenler de vardır. İzzet ve Celal sahibi Allah, böylelerinin tevbesini kabul buyurarak kendilerine rahmet nazarıyla bakar ve kerem ve lütufla muamele eder. Ey Allah'ın kulları! Tevbe ediniz! Bir daha işlememek asmiyle günahlardan dönünüz. Ey alimler! Ey fakihler! Ey zahitler! Ey abidler! Sizin içinizde bir tek kişi bile yoktur ki tevbeye muhtaç olmasın. Hayatınızda da, öldükten sonra da sizin haberiniz ve haliniz bence bilinmektedir. Sizin ölünceye kadarki halleriniz bence bilinmese bile neticede ölürken yine malum olmaktadır. Sizin birinizin mal mülk ve servetinin aslı bence meçhul olduğu takdirde ben onun çıkışına yani sarf edildiği yere bakarım. Eğer o mal mülk ve servet sahibinin aile efradına, fakir ve yoksullara ve halkın yararlanabileceği yerlere sarf ediliyorsa anlarım ki o servetin aslı helaldir. Eğer İzzet ve Celal sahibi Allah'ın has kulları olan sıddıklar için harcanıyorsa, o zaman anlarım ki o servetin aslı da, sermayesi de, kazanılışı da İzzet ve Celal sahibi Hakk'a tevekkülle elde edilmiştir ve halis helaldir. Bunları siz kazançlarınızı sağlarken sizinle birlikte sokaklarda, çarşı ve pazarlarda bulunduğumdan söylemiyorum. Zira siz servetlerinizi elde ederken ben sizinle birlikte çarşı ve pazarlarda bulunmadım. Bu sözleri şuna dayanarak söylüyorum ki İzzet ve Celal sahibi Allah sizin mallarınızı ve servetlerinizi nasıl elde ettiğinizi gerek bu yolla gerekse bunun dışında başka yollarla bana açıklamıştır. Ey oğul! İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın senin kalbinde kendisinden başkasını görmesinden sakın. Kalbinde Allah'tan gayri bir şey bulunmasın. Sonra perişan olursun. Allah'ın senin kalbinde kendisinden başkasının korkusunu yahut kendisinden başkasının ümidini veya kendisinden başkasının muhabbetini görmesinden sakın. Kalplerinizi onun gayrinden temizleyiniz. Zararı da, faydayı da onun gayrinden görmeyiniz. Siz onun evinde ve onun ziyafetindesiniz. Ey oğul! Görüp de sevdiğin bütün güzel yüzlerin sevgisi noksan birer sevgidir. Üstelik bu noksan sevgiden ötürü hesaba da çekilecek, hatta azap da göreceksin. Hakiki sevgi ise hiç değişmeyen sevgidir. Allah sevgisi kalp gözlerinle gördüğün sevgidir. Bu ruhani sıddıkların sevgisidir. Onlar sarsılmaz bilgiye dayanan inançla sevdiler, kalp gözüyle sevdiler. Kalp gözlerinden perdeler kalktı. Böylece gaybta olanı gördüler. Allah'ım, bize af ve afiyetle beraber
muhabbetini de nasip et. İzzet ve celal sahibi Allah'ın katında bütün rızıklarınız belli vakitlere kadar dünyaya bırakılmıştır. Her birinin vakti gelince onların size verilmesine hiçbir şahıs ve hiçbir güç mani olamaz. Her kısmet vakti gelince sahibini bulur. İnsanların açgözlülükle kısmet peşinde koşmalarına rızıklar şaşar, onların akıllarını harap eder, onlarla alay eder. Gerek kısmetinde bulunmayan rızıkları isteyenlere, gerekse kısmetinde olup da İzzet ve Celal sahibi Allah'ın izni olmadan talepte bulunanlara güler. Ey ahali! Eğer rızıkların kapısından yüz çevirir ve İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın kapısına yönelirseniz, kısmetleriniz ortaya çıkar ve size tabi olurlar. İzzet ve Celal sahibi Allah'tan akıl isteyiniz. Dünya, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın dostlarına güldüğü zaman onlar ona derler ki, git, bizden başkasını aldat. Zira biz seni tanıdık, gördük. Bizi denemeye kalkışma. Seni habere dayanan bir bilgiyle tanıyoruz. Bize karşı ziynetlenip durma. Senin paran güzeldir, tatlıdır. Ziynetinse içi kof tahtadan yapılmış ve ruhu bulunmayan bir put üzerindeki süsten ibarettir. Sen manasız bir maddeden, ruhsuz bir şekilden ibaretsin. Habere dayanan bilgisi bulunmayan bir manzaradan ve bir görünüşten ibaretsin. Görünüşle habere dayanan bilgi, her ikisi birlikte ahiret içindir. Allah dostları nasarında dünyanın kusurları zahir olunca ondan kaçtılar. Yine Allah dostları nasarında avam halkın kusurları zahir olunca onlardan da uzaklaştılar, kaçtılar. Onlarla ünsiyet edemediler. Sahralara, dağlara, harabelik yerlere, mağaralara çekildiler. Bu yerlerle ünsiyet peyda ettiler. Cinlerle ve yeryüzünde seyyah meleklerle ünsiyet ettiler. Oralarda onlara kendi şekillerinden başka şekle girmiş meleklerle cinler gelir. Bunlar bazı vakitlerde zahitler, münzeviler ve vahşi hayvanlar suretinde onlara görünürler. Meleklerle cinler diledikleri şekil ve surette zuhur edebilirler, görünebilirler. Meleklerle cinler için başka ve değişik suret ve şekiller tıpkı sizden birinin evinde asılı duran muhtelif elbiselere benzer. Nasıl ki o kişi evinin bir köşesinde asılmakta olan bu elbiselerden dilediğini dilediği zaman giyebilirse, aynen bunun gibi meleklerle cinler de diledikleri zaman diledikleri şekle girebilirler. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı sevmekte cidden sadık ve samimi olan bir mürit, önceleri insanları gördüğünde, onlardan herhangi bir söz işittiğinde veya bir dünyalığa nail olduğunda daralır, sıkılır. Öyle ki mahlukattan hiçbir şeyi görmek istemez. Kalbi şaşalar, aklı gayip olur, gözü kayar. O derecedeki kalbinin başına rahmet eli gelip de kendisine sükunet getirinceye kadar bu hal içre devam eder. İzzet ve Celal sahibi Rabbine yakınlık kokusunu koklayıncaya kadar esriklikten kurtulamaz. Allah'a yakınlık esansını kokladığı ansa derhal iyileşir, ayılır, manevi sarhoşluk ve vecd halinden kurtulur. Tevhidde, ihlasta, İzzet ve Celal sahibi Rabbini tanımada, onu bilmede ve ona olan muhabbette iyice istikrar kesbettiği zamansa kendisine sebat gelir. Halka karşı geniş olma ve onlara tahammül etme duygusu hasıl olur. İzzet ve Celal sahibi Allah'tan kendisine bir kuvvet gelir. Böylece hiçbir külfet duymadan halkın ağırlıklarına katlanır. Onlara yaklaşır, kendilerini arar. Bütün meşgalesi halkın işlerini görmek olur. Bu esnada İzzet ve Celal sahibi Rabbi ile beraber olmaktan da bir an dahi geri durmaz. Zahitlik yoluna henüz yeni girmiş olan kişi
halktan kaçar. Zühtte kemale ermiş zahitse, insanlara hiç aldırış etmez, onlardan kaçmaz. Bilakis halkı arar. Zira o, izzet ve celal sahibi Allah'ı tanımıştır. Allah'ı tanıyan kişi ise hiçbir şeyden kaçmaz. Ondan başka hiçbir şeyden de korkmaz. Zahitliğe henüz yeni başlamış birisi fasıklarla günahkarlardan kaçar. Zühtte zirveye ulaşmış olan kişi ise onları arar. Nasıl aramasın ki? Onların bütün ilaçları kendisinin yanındadır. İşte bunun içindir ki Allah'ın rahmeti üzerine olsun, birisi şöyle der. Fasık, facirin yüzüne ancak arif olan kişi gülebilir. İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanıması kemale ermiş, yani Allah'ı kemaliyle tanıyan kişi, insanları ona götüren bir kılavuz olmuş demektir. Bu vasıflardaki bir şahıs, dünya denizinden halkın avlanıldığı, yani halkın dünya bataklığından onunla kurtarıldığı bir ağ olur. Allah tarafından kendisine güç ve kuvvet verilir. O da bu kuvvetle iblisi ve yardımcılarını mağlup eder, hezimete uğratır. Halkı onların tasallutundan kurtarır. Ey cahil olduğu halde zühd mülahazasıyla inzivaya çekilen kişi, gel ve benim söyleyeceklerime kulak ver. Ey yeryüzünün zahitleri, geliniz inziva hanelerinizi yıkınız, bana yaklaşınız. Hiçbir esasa dayanmadan halvet hanelerinize çekilip oturdunuz. Hiçbir şeye ulaşamadınız. Geliniz ve hikmet meyvelerini toplayınız. Allah'ın rahmeti sizlere olsun. Ben buraya gelmenizi kendim için, kendi menfaatim için istemiyorum. Bilakis sizin için, sizin menfaatiniz, sizin iyiliğiniz için istiyorum. Ey oğul! Sanatı öğrenebilmek için sıkıntıya ve meşakkate katlanmak zorundasın. En güzel ve yıkılmaz eseri meydana getirebilmek için bin kere yapar yıkarsın. Eğer ömrünü hak yolda kendini en iyi şekilde yetiştirmekle tüketirsen, İzzet ve Celal sahibi Allah da hiç yıkılmayacak bir binayı senin için yapar. Ey ahali! Hakikatleri ne zaman anlayacaksınız? Kendisine gidilen doğru yolu ne zaman idrak edeceksiniz? İzzet ve Celal sahibi hakkı sevenleri ziyaret ediniz. Onları bulup beraber bulunduğunuz zaman mallarınızla ve canlarınızla kendilerine hizmet ediniz. Allah'ı hakikaten sevenlerin kendilerine has bir kokuları vardır. Onların yüzlerinde aydınlatıcı, zahiri alametler vardır. Arıza onlarda değil, sizlerdedir. Sizin basiretlerinizde, sizin hasta ve bozuk anlayışlarınızdadır. Onun için Allah dostlarını göremiyor, anlayamıyorsunuz. Sıddıkla zındıkı, helalle haramı, zehirli olanla zehirsizi, müşrikle muvahhidi, muhlisle münafığı, günahkarla muti'yi, Allah'ı sevip ona güvenenle, insanları sevip onlara güveneni birbirinden ayırt edemiyorsunuz. İlmiyle amil olan büyüklere hizmet ediniz. Ta ki onlar da size eşyayı olduğu gibi öğretsinler. İzzet ve Celal sahibi hakkı tanıma hususunda çalışınız, gayret ediniz. Zira hiç şüphe yok ki siz onu tanıdığınız zaman ondan başkasını da tanımış olursunuz. Onu önce tanıyınız, sonra da seviniz. Kafa gösterinizle görmüş olduklarınıza kalp gösterinizle nazar ediniz. O zaman nimetlerin ondan olduğunu görüp zaten onu seveceksiniz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah'ı üzerinizdeki nimetleri için seviniz. Beni de İzzet ve Celal sahibi Allah sevdiği için seviniz. Ey ahali! Allah sizi annelerinizin rahimlerindeyken nimetleriyle besledi. Çıktıktan sonra da besliyor. Daha sonraları size afiyetler, kuvvetler, kudretler ve güçler verdi. Kulluğunu size nasip etti. Sizi peygamberine tabi Müslümanlar kıldı. Hiç şüphe yok ki onun peygamberine teşekkür etmek
ve muhabbet beslemek, ona şükretmek ve onu sevmek gibidir. Onun nimetlerini görünce kalbinizden insanların muhabbeti zail olur. İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanıyan, onu seven ve ona kalp gözüyle nazar eyleyen kişi, o kimsedir ki iyiliği de, kötülüğü de ondan bilir. İnsanlardan kendisine gerek iyilik edenlere ve gerekse kötülük edenlere hiç nazar etmez. Esas itibariyle her şeyi Allah'tan bilir. Eğer insanlardan kendisine bir iyilik gelirse, bunun Allah'tan gelen bir mükellefiyetle vuku bulduğunu bilir. Yine insanlardan bir kötülük gördüğü takdirde, bunun da yine Allah'ın musallat kılmasıyla olduğunu bilir. Bakışı ve görüşü yaratılanlardan Yaradan'a intikal eder. Bununla beraber şeriatın hakkını da verir. Hükümlerini yerine getirir. Arif kişinin kalbi bir halden diğer bir hale intikal etmekten bir an dahi geri durmaz. Öyle ki halkın içinde zühdçe kuvvetlenir. Onların kötü haslet ve alışkanlıklarında kendilerine uymaz, ayrı durur. O izzet ve celal sahibi hakka rağbet eder ve onu sever. Bu arada Allah'a olan tevekkülü artar ve kuvvetlenir. Artık insanlardan bir şey alması olur. Alırsa da bu yine izzet ve celal sahibi hakkın yolunda harcanır. Diğer insanların da müşterek olduğu akıl ve idrak bakımından kuvvetlenir. Üstün duruma gelir. Ayrıca kendisine fazladan bir akıl ve idrak daha verilir ki bu da izzet ve celal sahibi Allah tarafından bahşedilmiş akıl ve idraktir. Ey kendini halka muhtaç hisseden kişi! Ey insanları Allah'a ortak tanıyan kişi! Halen içinde bulunduğun bu hal üzereyken, ansızın ölümün gelivermesinden sakın. Bu durumda Allah, kapısını senin ruhuna açmadığı gibi ona nazar da etmez. Zira o, kendisine şirk koşanlara ve kendisinden başkasına güvenenlere karşı öfkelidir. Sana önce nefsten, sonra insanlardan, sonra dünyadan, daha sonra ahiretten ve nihayet Allah'tan başka her şeyden halvet gerek. Bütün bunlardan sıyrılman gerek. Eğer Mevla ile halvette bulunmak istersen, varlığından da, tedbirinden de, ezeyanlarından da soyun. Sende Allah düşüncesinden ve Allah sevgisinden başka bir şey kalmasın. Yazık sana ki tekkende oturuyorsun. Fakat kalbin halkın evlerinde dolaşıyor. Onların gelmelerini ve hediyeler getirmelerini bekliyor. Vaktin boşuna zayi olmuş. Sana da manasız bir suret, manevi yanı bulunmayan bir şekil kalmış. İzzet ve celal sahibi Allah'ın seni ehil kılmadığı bir şeye sen nefsini ehil görme. Eğer izzet ve celal sahibi Allah'tan ehliyet ve liyakat belgesi geldiyse ne âlâ. Aksi halde kendini o şeye ehil kılmaya ne sen muktedir olabilirsin ne de diğer insanlar. Allah sana bir şeyi murad etti mi seni ona hemen hazırlar. Esas halvet sıhhatli ve temiz bir batına ve masivadan arınmış bir kalbe sahip olmaktır. Eğer sıhhatli bir batına ve Allah'ın gayri şeylerden arınmış bir kalbe sahip değilsen, mücerret halvet sana fayda vermez. Allah'ım, beni söylediklerimle faydalandır. Onları da söyledik.